Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Mart ayı itibariyle ülkemizde satışa sunulacak olan Honda HR-V'ye bakacağız. HR-V ya da HR-V, siz nasıl telaffuz etmek istiyorsanız, ben HR-V demeyi tercih ediyorum Türkçe kullanarak. Mart ayı itibariyle Türkiye'de satışa sunulacak. Avrupa'da 2021'in sonundan itibaren satışta. Gene şimdi birlikte detaylarına bakalım ama öncesinde video izledikten sonra video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi gene şimdi birlikte HR-V ile ilgili detaylara bakalım. Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen elektrikli vizyon stratejisinin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli kupe esintilerine sahip minimalist ve modern tasarım felsefesiyle dikkat çekiyor. Yeni nesil HR-V'nin kaputunun altında 1.5 litrelik iVTEC benzinli motoru 2 adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotorla destekleniyor. Benzinli motor tek başına 131 beygir güç ve 253 Nm tork üretecek niteliklerde. Verimli ve çevik bir sürüş sunan HR-V, 3 farklı sürüş moduyla kendini sürüş koşullarına uyarlıyor. Yakıt verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için sürüş koşulları uygun olduğu sürece elektrikli moda geçen sistemde, güç ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda ise hibrit mod devreye giriyor. Araç boyutları önceki nesille benzerlik taşıyan yeni HR-V, genişleyen bacak ve omuz mesafesiyle daha ferah bir iç mekan sunuyor. Arka diz mesafesindeki 35 mm'lik artışın ve 2 derecelik exert eğiminin yanı sıra Honda'nın önceki nesilde sunduğu kullanım ihtiyacına bağlı olarak hem öne doğru katlanan hem yukarıya doğru katlanan çok yönlü sihirli koltukları yeni HR-V'de de yer alıyor. Hayatı kolaylaştıran çözümler sunan yeni HR-V, sihirli koltuklar, alçak bagaj eşiği, geniş bagaj açıklığı, alçak ve düz bagaj zemini gibi detaylar sayesinde bagaj erişimine kullanım kolaylığı sağlıyor. Genişliği ve hacmiyle dikkat çeken bagajda uzaklaşınca kapanan elektrikli bagaj kapağı işleviyle daha fazla kullanım kolaylığı sağlanıyor. Akıllı anahtar fonksiyonu ise anahtarın uzaklaştığı algılanınca bagaj kapağı otomatik olarak kapanmasını sağlıyor. Yeni Honda HR-V günümüz standartlarına uyan bağlanabilirlik çözümleri sunuyor. Konsolun merkezinde konumlandırılan 9 inçlik yeni LCD dokunmatik ekran kullanımı kolay ve kişiselleştirilebilir arayüzüyle dikkat çekmeli iddiasında. İyileştirilen HMI çalışma hızı sayesinde geçiş hızı artan sistem giriş ve komutlara daha hızlı cevap veriyor. Ayrıca sürücünün dikkat dağınıklığını daha da azaltmak için 7 inçlik TFT EHEV göstergesinde hangi gelişmiş sürüş destek sistemi bilgisinin görüntülebileceği seçilebiliyor. Kablosuz veya kabloyla bağlanabilen Apple CarPlay ve Android Auto destekli ekran yansıtma özelliği sunan arayüzüyle sürücüye kullanım kolaylığı sunuyor. Yeni HR-V ilk kez Honda Sensing güvenlik destek paketlerini barındırıyor. Honda Sensing iyileştirilen daha geniş ve yüksek çözünürlüklü yeni ön kamerası sayesinde gece sürüşlerinde de çalışan yaya çarpışmasını önleme sistemi ve çarpışma hafifletici fren sistemiyle bisikletçiler ve motosikletler dahil yoldaki tüm araçları algılıyor. Yeni HR-V'de sunulan yeni adaptif hız sabitleyici, şerit değiştirirken ve araçları geçerken sürüş güvenliğini artırırken manevra sırasında otomobili daha çabuk hızlandırmak için direksiyon açısını ve gelişmiş kamera görüntülerini birlikte değerlendiriyor. Manevra yaparken güvenli ve yumuşak bir geçiş imkanı sunan bu donanım, aynı zamanda düşük hızda takip ve fren fonksiyonuyla yokuş aşağı inerken ayarlanan bu hızı sabit tutuyor. Yeni HR-V'nin radar teknolojisi kullanan kör nokta uyarı sistemi ile kör noktada bir araç tespit edilmesi halinde sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarırken sürüş güvenliğini artırmak için algılama mesafesi 3 metreden 25 metreye çıkarılıyor. Yeni HR-V'de iyileştirilen çapraz trafik izleme sisteminde arka yan radar sensörler kullanılarak geri manevra esnasında sağdan veya soldan yaklaşan araçlar konusunda sürücü uyarılıyor. HR-V ile Avrupa'da ilk kez sunulan eğim-iniş kontrol özelliği sadece 3 km saat minimum hızda çalışırken bu özellik sayesinde otomobil kaygan otopark rampaları ve dik karlı yollar gibi tutunma yüzeyi zayıf noktalarda daha kontrollü ve güvenli bir sürüş sağlıyor. HR-V'nin fiyatları ise donanım seviyesine göre 650.000 TL ile 685.000 TL arasında olacak ve HR-V'yi 5 Mart'tan itibaren Türkiye pazarında satışta göreceğiz. Evet, bu videomuzda Honda HR-V ya da HR-V, ben ikisini de kullanıyorum fark etmişsinizdir, İlgili detaylara baktık. Siz bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.